strong. Okey arkadaşlar, şanzımanı çıkarıyoruz. Bu aşamaya bir küfürle geldik. Ve hala da küfür edesim var şu anda. Ay ya. Okey, burayı emniyete almamız lazım. Şu halkayı geçirelim ki motor küt diye düşmesin. Motorun altında tahta vardır. Bir denizci olarak, bir tamirci olarak burada camadan bağını tercih ediyorum. Çok memnunum. Evet, şu fondaki su yapıcı makinenin sesi için kusura bakmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeytanın karı boşadığı bir yerdeyiz. Şu anda demirdeyiz. Yani bu işi 1-2 gün içerisinde toparlamamız lazım. Hava bozarsa sıçarız. O yüzden mümkün olduğu kadar çekmeye çalışıyorum. Bu arada şimdi hatırlatma zamanı geldi. Patreon destekçilerinde ya da hesaba direkt destekleyen arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Bu işin kamerasını bile setup yapmak ekstra bir zaman, motivasyon kaybı yaratıyor. Ama bunu görmeniz lazım. Bu önemli bir konu. Şurada bir kapak var. Vites kolu. Getireyim. You can turn it off this water. Bu sefer arama içmiyoruz çünkü aklımızın başımızda olması lazım. Hata yapmamamız lazım. Halimizi görürsünüz. Yani bunu başkasına yaptırsak arkadaşlar sadece işçiliği 1000 dolar tutar bunun. Bunun içinden ne parça çıkacağını bilmiyorum. Parçayı bulup bulamayacağımızı da bilmiyorum. Bakıyoruz. Bunun için insanlar marinaya giriyor. Emniyetli bir şekilde ustasını çağırıyor. Adam gibi yaptırıyor. Şimdi efendim gerekli olan malzemeler. Ne diyor burada? Bu Kanzaki marka şanzıman. Yağını boşalttık. Ha şu vites kolunu diyordum. Vites kolu bu. Bu buraya geliyor. Tabi bu burası altta kalan kısım. Bu yukarıda şöyle şöyle geri şöyle ileri. Neyse onları şey yaparız. Sonra hallederiz. Ateşleyelim. Bond. James Bond. Bir ikinci şöyle sökelim de. Bunu düz çevireyim bari. Şimdi şöyle görün sizde. Vay be. Vay anasını ya. Ah, koçum benim. Şimdi James Bond. Burada yağı var tabi. Şurada seal var. Ona zarar vermemek lazım. Yani keçesi. Yani öyleymiş bilmiyorum ben de. Ders çalıştım biliyor musunuz? Bakın. Göbeğin büyüdü diyen arkadaşlar, biz boşuna göbek büyütmedik. Bak, olmasa bunu nasıl çökeceğiz?
Ha? Nasıl sökeceğiz? Evet, şu contaya zarar vermemeye çalıştım ki zarar da vermedik. İşte vites. Bakın. Şu şöyle şuraya giriyor. Bunu böyle şak ileri şak geri attırıyor. Detayını gösteririm size. Şimdi öteki tarafta dişlileri çıkarabiliriz. Okey. Aha da sorun bu. Şimdi daha anlamadık konuyu derseniz şöyle efendim. Bakınız. Bu kol şu arkadaş şurada. Bunu ileri geri atıyor. Bak şimdi. Bunu teknik olarak şöyle. Gördünüz. Yani şöyle bir daha göstereyim. Şu vites kolu bunu böyle ileri geri atıyor. Peki nasıl kavrama yapıyor? Şimdi ben anladığımı anlatıyorum ha. Bildiğimden değil. Bakın şurada halkalar var, görüyor musunuz bak. Bak bu tarafta boşluk yok. Bu tarafta boşluk var. Şimdi tabii şu anda dur bakayım bir dakika. Evet. Bu geri viteste şu anda. Ortaya getirince iyi kavramıyor. Heh, şimdi bak. Bunu size nasıl anlatsam? Sandrita, could you take the camera and or my phone? My phone. Are you okay with that? Yeah. Can you record with my phone? Yes, specifically here. Bakın şimdi buradan şaftın bağlandığı yer. Şaftın bağlandığı yer burası. Şafta gidiyor. Burada motorda geliyorum. Şuradaki çark sistemi. Her neyse çok fazla detaya girmeden şu vites kutusu şey vites çubuğu. Bunu böyle şak diye nerede vites hanım küt diye aldığınızda şu anda ileri viteste bu. Bakın ileri viteste şu geri vitesin boşlukları especially here this here boşluklarıyla bak boşlukları şu anda geriye doğru dönmüyor demektir bu. Bak geri vites boşta. Anladık. Şu anda ileri vites komple döndürüyor. Şimdi ben bunu geri vitese alacağım. Bak şimdi. Bak şimdi ileri vites boşta. Geri vites çalışıyor bu sefer. Anladık buraya kadar. Şimdi bu halkalarda muhtemelen de şunda sorun var. Kaçırıyor. Dolayısıyla bunu sökeceğiz arkadaş. Başka şansımız yok. Ve bu halkaları değiştireceğiz. Burası tam çalıştığına göre ilk etapta biz bu taraftakini buraya alacağız. Bu taraftakini eğer orijinalini bulamazsak buraya alacağız ki ileri vitesi daha çok kullanıyoruz ya. En azından öyle bir tedbir uygulayacağız orijinalini bulamazsak. Sanırım konuyu anladınız. Evet ben devam edeyim. İleri viteste nasıl kaçırıyor gördünüz mü? Bak normalde şu anda ileri viteste. Ama bunun komple şurayı da döndürmesi lazım. Bak geri viteste aynı şey olmuyor. Bak. Şu geri vites. Bak burayı tutuyorum, zorluyorum. İleri geri döndürüyor yani. Burada kaçırıyor. Güzel. Arızayı buraya kadar lokalleştirdik. Şimdi bunu nasıl sökeceğiz? Bu var.
Oradan çıkartmamız lazım. Bu nasıl çıkar? Asylum. Come, asylum. Hi, good morning, everyone. We have transmission problem. We cannot move. I need special tool for that. I think English name is puller. Puller. I need to take a gear out from shaft. Is there anyone has that special tool? Asylum is looking for a puller, a gear puller. If anybody has that on their boat and would like to share with him to help him get his transmission back in shape, that'd be great. Come in 7-6. I do have a puller. Not sure if it's suitable for your task, but you're welcome to try it. This is Joe on Legacy. Come, Legacy. Yeah, I'm about 300 yards behind N76, and if that puller that he has doesn't look like it's going to work, that guy can swing by here and take a look at the one I got, see if he wants to try that. Okay, sounds great. You copy that, asylum? Yes, yes, I copy that. Thank you. Evet, şimdi aleti getirelim bakalım durum nedir. Evet. Haydi es extranjero de Turquía parece, pero bueno, es, dicen que es el mejor. We need to pull slowly. Okay. This way, my way. Slowly, slowly, and this. Uh-huh. Okay. Go on. You good? Yeah. Okay. Evet arkadaşlar bunun servis manuelini bulamadım. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Can kız. Bora abi sağ olsun. Abi dedim acil ihtiyaç var. 5 dakikada bunun manuelini buldum. 2 saattir bunun manuelini arıyorum. Manueli derken hani şu gösteriyor ya nasıl söküleceğini falan. Meğersem biz yanlış yönden zorluyormuşuz. Okey. Sanırım. Go ahead. See how hard? Yes, sorry. Yes. Nothing. Nothing that hard. Buradan Bora abiye teşekkür ederim. 2 saattir tırmaladığım şeyi 5 dakikada söktürttü bana.
Helal olsun. Bir yanık, yağ yanık kokusu var ama. Şu anda söktüğümüz dişli gerif testis dişlisi. Şöyle üstümü başımı toparlayayım. Arkasını fark etmiyor. Şöyle. Evet. Devam. Şıkır şıkır ediyor içinde. Arızalı yere daha ulaşamadık ha. Arızalı yer buradan aşağısı. Evet arkadaşlar, bu şimdi açıklamaya çalışayım, biraz hayal gücü gerektirir. Bu alet direkt şafta gidiyor buradan. Şu motordan çıkıyor. Bunu döndürüyor şu çarklar vasıtasıyla. Bu iki çark devamlı dönüyor şu çarkla. Yani. Şu çarkla geri vites çarkı. Dişlileri terstir. Bakın bu böyle dişlisi var, görebiliyor musunuz? Bu böyle dişlisi var. Gördünüz mü? Şimdi karıştırmamaya çalışıyorum. Şimdi şu zamazingoyu vitesi ileri verince, yani mil devamlı dönüyor, şu devamlı dönüyor ya, bunun dönüşünü mile aktarması gerekiyor. Şu mile aktarması gerekiyor ki şaft dönsün. Onu da nasıl yapıyor? Bakın şurada bir baskı balatası gibi bir balata var. Gördünüz mü? Yağlanmış. Aslında olması gereken şöyle. Geri vites çalışıyor dedim ya, bak. Geri vitesin balatasını. Bak gördünüz mü? Yağlı değil. Çok hafif.
Ama kaymıyor yani. Bu böyle. Bakın bu burada bir balata var. Şurada pullar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pull sonra bir balata daha var. Yokmuş. 5 pull sonra balata varmış. 5 pull sonra. Bak bu da yağlı. Gördünüz mü? Hata nereden kaynaklanıyor? Hata doğru yağ kullanmamaktan kaynaklanıyor. Burada parçaya ihtiyacımız yok gibi görünüyor ki bu güzel bir şey. Bakın şimdi alet viteste değilken boşta bu dönüyor ama şu ana mil dönmüyor. Bunu vitesi attığınızda bu vites burayı yağla sıkıştırıyor. Mile veriyor dönüşü. Yani anlatabileceğim en basit şekil bu. Şimdi biz her ihtimale karşı geri vites balatalarını ve pullarını kullanacağız. İleri vitese temizleyip koyacağız. Bunu da temizleyeceğiz, geri vitese koyacağız. Parçalarda bir sorun yok. Şimdi ben kumpasla ölçeceğim. Şimdi bu çalışan balata 1 milim. Tam 1 milim. Bunu yerimize koyalım. Bu arkadaşımızı ölçelim. Tam 1 milim. Tam 1 milim. Sıradaki parçamızı ölçelim. Her pul arasında da balata varmış. Bak şimdi dikkatimi çekti. Teknik olarak burada da bir balata olması lazım. O yağlanmış bak. Ölçüyoruz. 1 milim. Evet, dediğim gibi bunları temizleyeceğiz. Buraya takacağız. Bunları temizleyeceğiz. Buraya takacağız. Toplayacağız. Bu iş bitireceğiz. Toplayacağız. Bu iş bitireceğiz. Çok hafif. Zımparayı da söyleyeyim. 320. Sadece temizlemek amaçlı. Ben ATF yağı eklemiştim. Transmission yağı. Sanırım doğru olan o değilmiş. Ya da daha önceki yanlış koymuş. Bilmiyorum. Bakınız görebiliyor musunuz? Şöyle. Olması gereken bu. Sadece bu parçalar için ama. Her pul arasında bir balata var. Buna balata diyelim. Yani gerektiğinde kaydırmayacak. Gevşediğinde de kaydıracak. İki demir attım. Bütün zinciri döşedim arkadaşlar. Havalar düzgün gidiyor Allah'tan. Evet bakın. Biraz önceki siyah yağlı balatalardan ilki. Şimdi burada ince kanallar var. Ben orayı temizleyeyim. Tekneye makarasını satayım. Sanayi ya. Varsa sorununuz çözeriz. Bak şimdi göstereyim size. Şurada ince kanallar var. Şimdi biz burayı hafif temizledik ya. Bu kanallar da oldu. Bu kanalları temizlememiz lazım ki çalışırken küçük böyle mikro partiküller bu kanallardan geçsin de ya bu kanallarda da kalsın da kavramayı önlemesin. Bakın şimdi cillop gibi oldu. Nasıl oldu? Cillop gibi. Demek ki biraz daha çalıştırsaymışız yakacakmışız bu balataları. O şekilde zorlasaymışız. Alet yeni daha ya. Evet. Bir önceki hali simsiyahtı. Şu andaki hali bakın çalışanla aynı. Kanallarını da temizledik. Evet arkadaşlar şimdi olayı bitirdik. Şu balatalar geri vitesi aldık buraya temizledik taktık bu ileri vites çarkı. Bunu da temizleyip aynı şekilde geri vitesi taktık sıralamasını. Şimdi bunu toplayacağız. Şöyle temizleyeceğiz şu yağ artıklarını falan. Burada yağmur geçişleri oluyor da aynı zamanda
Tara su doldurmaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım sırada, sırayı kaçırmayalım. Şimdi diyor ki bu aletten sonra bunu tak diyor. Bunu tak diyor. Böyle olması lazım. Şu bileleri geçiyor olarak alalım. Ben şöyle bir şey buldum. Evet arkadaşlar, şimdi şu parçayı yağlı pimleri var, onları sokmam biraz zaman aldı. Şeyine kitabına baktım tekrar. Yanlış yapmadım çünkü bu işin pardonu yok. Şimdi bu bunun geri fitesin kavrama balataları şöyle. Bu da teknik olarak böyle gelmesi lazım. Şöyle girmesi lazım. Burada bir o-ring var. Bunu da taktıktan sonra tamam olması lazım. Bunu da böyle şak diye geçiyor olması lazım. Ama yaylarını da takacağız tabi. Dur ben bunun kitabından bir daha bir bakayım. Yok ya, bu tamam herhalde. Evet arkadaşlar, şimdi toplama faslına geçelim. Çünkü bunu tamir ettik galiba. Şöyle ileri viteste, bakın ileri viteste şuradan durunca dönüyor olması lazım ki bunu yapmıyordu. Kaçırıyordu. Şimdi geri vitese takıyoruz. Bakın bu ileri vites çarkı. Geri vites, bak tek parça gibi. Şu anda çalışıyor. Şimdi bunu geri takacağız. Evet. Güzel. Evet. Ateşliyorum. Şimdi bu arkadaşımızın bu şekilde buraya girmesi gerekiyor. Vites çubuğunu taktık. Son kontrolleri yapıyoruz. Yaptık. Hayır bakın. Hayır.
Şimdi burada bir kendimizi çek edelim ki parça arttırmış olmayalım. Diyeceğim ama şunu da sıkalım da. Şu ana kadar parça arttırmadık görünüyor. Bu işin şakası yok çünkü burası şanzıman. Parça arttırdığın zaman ya da eksilttiğin zaman içeride bir yerlerdedir. Sakattır, ona dikkat etmek lazım. Evet, motor kulakları. Okay. ATV yağı 0.7. Ne bu, litre mi? Dur ben bunun kitabına bakayım bu konuda. Şimdi yağını koyacağız, işimiz bitecek. Arkadaşlar yağ diyor ki 0.6 litre diyor galiba. Bu aşağı yukarı 1 litrelik. Dex 3, ATF 3 şeyinde de kitabında da öyle yazıyor. Burada 0.7 yazıyor ama kitabında da 0.6 yazıyor. Şimdi biz bu alet 0.2 litre bakalım. İnşallah sızdırma olmaz. Evet, 0.2 litreyi biraz geçtik. Ölçerek koyacağız. Hiçbir şey yok. İleri vites süper çalışıyor. İleri, boşta, geri. Sorusu olan